Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Burası sizin mi? Estağfurullah ama yani evimiz gibi. Yani sonuç itibariyle. Hoş bir yer. Hoş bir yer. Loş bir yer aynı zamanda. Bayağı da loş bir yer. Evet. Güzel mi? Hoş. Hoş, hoş, hoş. Hoş, hoş. Yani etkileyici aynı zamanda. Bir yap. Yani ambiyans, hazır ambiyans gibi de bir tarafta. Evet, bir yerleştirme de varmış var, gibi. Var, bir yerleştirme sanatı. Evet. Var yani. Evet, tabii. Yerleştirme sanatı atölyesine dönüşebilir yani. Evet. Öyle düşünüyorum. Bütün şartlar tabii şey olursa, yani, yerine gelirse. Hayatta hep ısı da lazım. Olduğu gibi, ısı şart. Isı yoksa ısı üretmek lazım. Yani. Evet. O da kolay yani ısı dediğim. Çünkü zaten evrende bulunan bir şey yani. Evet, doğru. Var olan bir şey. Var olan bir şey yani. Yani bir ara çok çok büyüdü, o yüzden biraz soğudu. Hatırlamazsın. Bir genişleme hali var çünkü. Aşırı genişleme dediğim. Çünkü şey de... Malzeme de belli yani, eldeki avuçtaki belli. Evet. Yani avuca sığmaz ama belli. Belli yani. Dolayısıyla alan arttıkça, hacim arttıkça yoğunluk düşüyor. Dolayısıyla da ama yani entropi var, empati var mesela. Yani evrenin temel kurallarından biridir. Entropi, kapalı sistem, açık sistem. Mesela empati açık kapalı sistemdir empati. Yarı kapalı. Yarı kapalı, kapalı. Evet. Mesela geçen gün oldu ve dedim bir empati kurayım dedim mesela bir arkadaşla. Kapalı mıydı? Kapalıydı yani. Canım çıktı yani açana kadar. Çıkar. Canım çıkar. Çıktı. Yani. Dedim yani bir empati kuramayacak mısın şurada dedim ya. Hadi dedim. Siz yani, de körün şeyi zorladığı gibi şey yapmasaydınız. Yani öyle bir şeyime denk geldi. Çünkü belki ağrıma gitmiştir. Gider. Evet. Belki ağrıma gitmiştir yani. Evet sayın dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Daha dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. 2023-3 nolu Nusra'da Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyolarında sizlerle birlikte olmanın derin mutluluğu içerisindeyiz. Şöyle bir Mete'ye bakıyorum. Evet, hakikaten evet. Mutluluktan. Evet, gerçekten. Gerçekten. Neşe ve enerji saçıyor şu anda. Boğazım kurumuş, pardon. Bugün tabii çok hoş. Çok derinliksiz görünen üç ana konumuz var. Her zaman olduğu gibi bunlar hayat, kadınlar ve aşk ekseninde olacak. Evet, çok enteresan. Üç konu. İlk defa konuşacağımız bu üç konu ki aşağı yukarı bir dekadanstır. Dekans mı diyorsun? Sentri mi diyorsunuz siz bunu? Dekans. Dekans. 10 yıl mı dekan? O decade.
Ha, decade pardon. Diket Türkçesi. Ha, diket. Tabii. 10 yıl. 10 yıl. 3 diket, 5 nüket. Sen kaç nüket oldu sen hayatında? Benim 5 diket. Son hayatım. Yani ardışık mı oldu yani? 5 nüket. Yani, beş nüket yok bende. 2 tanesini ezbere sayabilirim de 5 olmadı. 5 olmadı. Nüket de artık çok şey bir isim değil ya. Çok rastlanan bir isim değil. Değil mi? En son ne zaman mesela bir nüket ismine rastladın? 12 yıl önce falan. Ya. Bu da enteresan. Yani rastladım derken. Ya rastladın yani. Rastladım tabii. Ya. Tüm bu tabii ki üç ana ve yüzeysel diyebileceğim konumuz boş yani bunlar boş 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 içerisinde şüphesiz ki bugün Kaybedenler Kulübü'nün iskeletini bir programın iskeletini oluşturacak bir ana gövdeyi oluşturacak derin bir üst ya da alt başlığımız var, o da geri dönüşüm. Evet. Ya da geri dönüş. Geri ya da ileri yani. Dönüşüm yani. Dönmüşüm. Yani. Bir baktım dönmüşüm gibi bir şey. Onun gibi bir şey. Tabii dönüşüm derken bunun gerek edebiyattaki gerek bilim alanındaki gerek, mimari gerek felsefe alanındaki gerek antropoloji sosyal antropoloji bilişimsel modelleme siyasal etimoloji arkeoloji şüphesiz arkeoloji bijuteri gibi alanlarda çünkü saymakla bitmez. Evet, evet, yansımaları ve etkileşimleri üzerine de birkaç cümle edeceğiz vaktimiz olduğunca, zihnimiz el verdiğince. Bu akşam bize canlı yayında katılmak için değerli dinleyenler fm.standart Instagram hesabını bir direkt mesaj, doğrudan mesaj atarak telefon numaranız, adınız ve aradığınız yeri not eden bir mesaj atarak canlı yayına katılma şansını elde edebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki. Bu noktada tabii geri dönüşüm konusu çok önemli bir konu. Adeta prensip haline getirilmesi gereken bir konu. Yine bu parantez içerisinde geçen ikinci nüshada bir küçük girişini yaptığımız prensip sahibi olmak. Evet. Prensip çiğnemek, prensipleri yıkmak ve tabu yıkma ilişkisi, prensip sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar. Tabii sosyal sorumluluklar ve kişisel sorumluluklar ve bunların uygulanışıyla ilgili genel prensipler. Ve genel prensip hataları. Genel prensip hataları. Evet tabii. Üzerine de biraz derinliksiz gibi gözükse de evet. Aslında üzerine bugün bayağı çalıştığımız bir konu oldu. Evet. Tahmin ediyorum hoş olacak o dakikalarda. Evet. Ben yani, severim hoş şeyleri. Evet ben de hoş şeyleri severim. Hoşlanırım yani. Bir hoşlantı hissederim yani. Son dönemde bu tür kelimeler duyuyorum çok fazla.
Bu zaten hoşlantım var. Hoş diyesim geliyor yani. Hoş. Yani Türkçe o anlamda eklerden oluştuğu için evet. Edilgen etken edilgen biraz şey tekil biraz çoğullarla süslenebilen bir sona geldiği için bunlar da başa gelmiyor çünkü başa gelse anlam başka bir yere gidiyor. Allah getirmesin yani. tabii hoş, güzel. Bir de hani bir hani şairlerden yana edebiyatta bir şeyimiz var. Ne diyelim ona? Altyapımız da sağlam. Ben severim kelimelerle. Sadece kafiye olsun diye gibi, değil gibi gözüken ama aslında başka şekilde de oynayan şairleri. Hı. Ki onlar zaten bizim sevdiklerimiz. Hı. Onun dışındakiler pek ellemezler Türkçeyi. Ama yani çok da şey yapmamak lazım. Evet, evet. Yani bu bir erdemlik değil mesela. Değil. Mesela erdemlik. Mesela. Yani erdemli bir davranışta bulunma hali. Lik ekiyle. Erdemlik. Erdemlik. Öyle olmuyor. Bu çok erdemlikli bir davranış. Mesela. O anda şeyi kapattım. Yani refleks olarak ağzını kapatmışım. E tabii yapmışsınız. Ondan sonra al başına beyler. Sen nasıl benim ağzımı kapatırsın? Niye bugüne kadar kapatmadın? Ondan sonra yani. Madem yapıyordun niye şimdi? Bir noktadan sonra niye bugüne kadar kapatmadın? Niye şimdiye kapatıyorsun? Bir de şöyle yapsana falan. Yani tabii. Bu, hakikaten işimiz çok zor ya. Özellikle yüzyılın bu noktasında yani bu başlangıç noktası her şey darmadağınık çünkü yani. 100 yıl daha yerine oturmadı. Yani evet bugün tabii vakit kaldıkça özellikle öncü, ilkcil olmak. Evet. Bizim daha çok progresif dediğimiz. Gelişimci. Evet ilerici. İlerici. Olmakla ilgili de küçük bir bölümümüz var program içerisinde. Hala şeyimiz kalırsa tabii. Vaktimiz kalırsa. Çok yoğun bir programımız var. Gerçekten öyle. Hepinize tekrar bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Daha doğrusu Mete Avunduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Buyurunuz. Şey, bolsun. Bolcans. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Gece Kadıköy Merkez Stüdyo'da 2023'ün 3. Nisası için canlı yayındayız. Tüm o bu sözünü ettiğimiz konular ve konuklarımızla. Buradan hazır İstanbul-Teksas hattına bir parça çalmışken Manisa Betlik Amir'in de
Oğlum Ahmet selam, oradaysan eğer. Herhalde havuz başında çay yapıyordur. Havuz başında çay içiyordur. Yani. Bir de bayat çay sever o. Eskimiş çay. Eskimiş çay. Eskitilmiş çay. Eskitilmiş çay. Yani 12, 24. 24 18. 18. 18. Ara. Ara eskimiş. Evet. Evet. Ki en son hatırladığımda sanırım Meksika'da karşılaşmıştık bir kumsalda. Yürüyorduk yani. Aa dedi. Ne yapıyorsun dedim. Yumuşakça topluyorum dedi. Evet. Kolay gelsin dedim. Ayrıldık. Çünkü yani 2 metreye yakın bir boya sahip at kuyruğu saçlı Meksika'daki bir kumsalda yumuşakça toplayan bir adamı ne kadar iyi tanırsam tanıyayım güvenmem. Tabii bir de yan yana görünmemekte fayda var. Fayda var. Ne olur ne olmaz, ne olur, birisi ne olur. Bir şey söyler. Evet. Şimdi ne cevap vereceksin? Yumuşakça mı topluyorum diyeceğim yani. Yani binaenaleyhine selamımızı da iletmiş olalım. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var, İbrahim. İyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim. Nasılsın? Abi iyidirsin, nasılsın? İyiyiz eyvallah. Nereden arıyorsun İbrahim? Abi Antep'ten arıyorum şu an. Antep. Vay canına. 3 haftadır Antep'teyim. Oralı mısın? Yok, ben normalde Adana'lıyım. Ha, Adana, Antep. 90 kilometre mi arası? Kaç kilometre? Yani var biraz ya. 90'dan fazla olabilir. En son gittiğimde orada bir şey vardı. İmam-ı Azam lokantası galiba. Azam İmam bir şey lokantası. Vardır, doğrudur abi. Meşhur. Meşhur yani. Dedim ne yeniyor burada? Neyiniz meşhur? Ha, neyiniz meşhur dedim. Ali Nazik dedi. Hay hay dedim. Yani. Hayır, hay hay yenir. Yenir, nazik bir şey olsun. Yani zaten ben kişilik olarak da öyle bir insanım. Kibar bir yemek olsun. Kibar bir yemek olsun. Zaten kibar bir şeyde toplulukla gitmiştik. İşte sen vardın, ben vardım. Bir de senin Nüket diye bir arkadaşın vardı. Hayırdır. İnşallah hayırdır inşallah. Hayırdır. Geldi böyle bir bakır, kalaylanmış bakır tabakta geldi. Ali Nazik dediğimiz sebze aslında adı gibi değil. Yani nazik bir şey değil. Yani çünkü közlenmiş patlıcanın hatta biraz beşamel soslaşmış. Evet. Hünkar beğendileşmiş yani. Evet. Ama oradaki közlenmiş patlıcanın üzerine sarımsaklı yoğurt, onun üzerine de 3 kalem 3 dal şey, üç kebap dal, şey, evet. Şiş köfte. Peki Ali Nazik o yemeğin orijinal ismi yoksa dilden dile konuşula konuşula o hale mi gelmiş? İbrahim, bir bilgin var mı bu konuda? Vallahi abi, herhangi bir fikrim yok. Bir de Adanalıyım diye burada yani, canlı yayına katılıyorsun yani. Vallahi ya tarifleri bu da, güzel. Bu da senin utancın olsun ben yani. Ben nedense şey ihtimali vermiyorum yani. Gerçekten 100 yıldır bir yemeğe Ali Nazik dediklerini sanmıyorum. Sanki böyle... Yani insanın aklına amir ilk gelen, yani ilk yapan ustanın isminin Ali, soyadının da Nazik olması. Yani. Ama o yıllarda... Soy isim yok. Yani Nazik diye bir soyadı olan bir adamı yaşatmazlar yani Antep. En azından bir yemeğe ismini vermezler. Yani, özellikle yani Adana, Antep o bölgede yani evet. Adını Ali Nazik dedin mi... İndirir. Orada indirirler yani. Evet. Dolayısıyla öyle, etimolojik olarak öyle olduğunu düşün. Yani evet, bir şey var değil mi? Evet. Bir şey var. Ha tabii, ince bir nokta var. Yani patlıcan öldürme dediğimiz bir şey. Ya da patlıcan indirme hassas bir konudur. Evet. Yani şimdi günümüzdeki restoranlarda patlıcanın yeşil şapkasının altındaki o kubbemsi içeri giriş noktalarına biraz çatal batırıp kızgın yağ daldırıp çıkartırlar ve dolayısıyla bu yüksek ısı farkından dolayı içerideki sebze lan ne oldu diyemeden kabuğu geberir.
ve maşayla rahat bir şekilde koyarlar, soyarlar ve patlıcanlı bir şeyler yaparlar. Ama burada asla o is kokusunu alma şansımız yoktur. Bu açıdan hakkını yememek lazım. Yani bayağı közde gevertilmiş, indirilmiş bir patlıcandı. Fakat yani çok acil bir işim çıktı benim. Ve hızla dönmek zorunda kaldım. İstanbul'a yaklaştıkça böyle bir ciddi bir acı hissi. Eve geldim, ciddi bir üşüme, titreme. Engelleyemediğim bir titreme. Üzerime neler aldım bilemezsin yani. O titremeyi kesmek için. Yani bir şeyler geliyor aklıma. Sonra yani ertesi gün bir serum eşliğinde ağır metal zehirlenmesi teşhisi konuldu. Diyecektim bende. Sana şey olmuş, patlıcan vurgunu deriz biz ona. Patlıcanın kalaydan da olabilir. Patlıcanın kötü kalayla birleştiği noktadan kaynaklanan bir yani bakır zehirlenmesi oldu. Nikotin, nikotinle bakırdan oluşma bir bir kimyasal metal yorgunluk sizi derinden vurmuş. Evet. Şimdi bazı genç dinleyicilerimiz bilmeyecektir. Patlıcan doğada nikotin ihtiva eden iki sebzeden biridir. Evet. Diğeri de benim. Evet. Sen bayağı bakıyorum bayağı direkt yani öyle hani sigara içesim gelmiyor yani seni. İbrahim, deprem durumu nedir sizin orada? Hocam vallahi ben Osmaniye'deydim depremdeyken. Oo, sen Sakatya'daymışsın sen de o zaman. Vallahi aileyi Kadirli'ye gönderdik, Osmaniye'nin bir ilçesi. Hı-hı. Ben de lise son olduğum için Antep'e geldim. Burada Hı-hı. çalışıyorum. Yani deprem durumu burada pek bir hasar yok açıkçası Antep'te. Hı-hı. Pek etkilenmemişler ama Osmaniye cidden çok kötüydü. Vallahi geçmiş efendim, olsun. Geçmiş ya. Olsun. Bir daha. Geçmiş olsun. Evet. Teşekkürler. Yine olmasın inşallah. Var ya. Eyvallah. Çok kötü her şey. Ne iş yapıyorsun İbrahim? Ben öğrenciyim. Sonuçta öğrenciyim. Çalışmaya geldim dedin de ders çalışmaya mı? Ders çalışmaya mı? Yani ders çalışmaya. Evet. Öyle şeyler yapıyor mu insanlar ya hala? Lisedeyken biz ders çalışmıyorduk onu. Demek ki hayat şeyle beraber değişti. Ben üniversitede de çalışmadım çünkü hiç. Üniversitede zaten ders çalışılmaz ki. Üniversitede kantine gidilir. Evet. King oynanır. King oynanır. Bridge, üniversiteye göre bridge, king. Yani evet, üniversitesine göre. Çok, çok erkek nüfuslu bir inşaat fakültesi falan okuyorsan mecbur bridge oynuyorsun. Ama, ne yapacaksın? Ama çevre mühendisliği, mimarlık falan gibi alanlarda daha çok king, maça kızı. Maça kızı, hoşkin. Hoşkin gibi şeyler. Geçiyor. Yani Marmara Üniversitesi falansa pişti. Pişti. Pis yedili. Pis yedili. Oynanıyor. Şeyde falan okuyorsan mesela Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde. Tavla. Basma. Bastı. Bastı ne be? İşte kağıdı ortadan ikiye ayırıyorsun. Kim iki büyükse o kaç alıyor. Bu üniversite gelenekleri bunlar yani. Tabii canım, çok önemli ama üniversite gelenek de önemli bir şey. Bugün isterseniz programımızın içerisinde gelenek parantezinde de bir şey. İbrahim çok teşekkür. Ay ben teşekkür ederim. İbrahim eyvallah. Herkese selam. Abi, eyvallah. Arkadaşlarım size selam vardı. İsim verebilir miyim ya? Ver. Ver bakayım. Abi Şenti Ömer diye bir arkadaşımız var. Eyvallah. Bir de dünyanın en yalnız adamlarından bir tanesi olan Tuğra Dalın'ın da selam var abi. Eyvallah. Yine üç erkek bulmuşsunuz birbirinizi. Maşallah. Testosteron takılın yani. Yani maalesef öyle abi. Yalnızlık çemberi oluşturduk. Savrulup gidiyoruz yani. Devam. Allah kolaylık versin. Abi teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah. Sizin de herhalde saçlarınızın belinize kadar olduğu gençlik yıllarınızın bir şey oldu bu parça. Yani beni aldı doğrusunu isterseniz götürdü yani. Pasifik'i mi geçtim, Atlantik'i mi geçtim anlamadım bir de yani. Böyle yani şey oldu. Hani hangi taraftan gittiysem yani. Evet. Çin'de bulundun mu sen?
Çin'de ben 6 yıl yaşadım. Maşallah. Ne yedin ne içtin yani? Pirinç viskisi diyebileceğimiz bir likör vardı. Daha çok onu içtim. Ben pek yemek yemem. Beni evet. yakından tanıyanlar bilir. Evet. Ama kuzu ve keçi ağırlıklı beslendim. Olmak üzere beslendim tabii ki. Beslenmek şart. Yani insanın kendini beslemesi çok önemli. Yani her anlamda. Ha. Çok önemli. Hatta dinleyenimiz var. Daha fazla bekletmeyelim. Aha. Merhabalar. Müjde Hanım. Evet benim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ne kadar güzel. İyi bir insan sesi duymak. Evet. Ve etkileyici yani. Evet. Gülmediği anlarda. Aşk olsun. Yok. Sözümü geri alıyorum. Güldüğü anlarda. Güldüğü anlarda da etkileyici. Ya. İşte kısa gülmediği diyelim yani. Tamam. Neyse ki uzun uzun gülüyorum. Hep gülüyorum. Çok iyi. Nereden arıyorsunuz bizi? Müjde. İzmir'de. İzmit? İzmir. Ha İzmir. Ben şey oluyor bizde. Telefonu çok yakından konuştuğunuz zaman biz biraz zor anlıyoruz konuştuğunuz şeyleri. Ha, uzaktan tutarsam ben duyabilecek miyim? Kulağınıza değil, ağzınıza uzak tutun. Yani, evet, tamam. Öyle bir şey oluyor galiba değil mi? Tabii. Ben de hani... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz Müjde Hanım? Ne yapıyorsunuz? Tamam, hiçbir şey yapmıyorum. Saatler sayıp sizi bekliyorum. Dinleyeyim, eğleneyim diye. Gerçi çok geç vakit keşfettim sizi ama hani böyle tanımadığım birininle karşılaşıp yıllardır tanıyor musun içine kapılıyorsun ya. Ha, hani geç buldum ama yıllardır tanıyormuşum gibiyim. İyiyim yani. Eyvallah. Çok hoş. Eyvallah. Kaç yaşındasınız peki? 48 yaşımı, yılımı doldurdum. 3 ayda aldım. O zaman yıllardır tanışıyormuş gibi davranabiliriz birbirimize. Evet, bence de. Geçmiş hayatlardan bile tanışıyor olabiliriz. Olabiliriz tabii. O da mümkün. O da mümkün. Gerçi Mete hiç ölmedi. Öyle bir laneti var onun. Yani, yani 1700'lerde galiba, 1600'lerde mi? Bir lanet. 1600'lerin sonu. 1600'lerin sonu gibi bir lanet yani geldi başına. Yok, denk gelemeyiz. Ben 18. yüzyıl romantik devre denk geliyorum. Yani sizin o zaman işte Oscar Wilde'la aynı dönem yaşamadınız. Doğru mu anladım? Ah, yaşasaydım iyiydi. Bence. Bütün romantiklerle bir denk gelmişimdir, yaşamışımdır. Yani o dönemde yaşamadığınız iyi olmuş. Çok kötüydü. Kötü bir dönemdi, evet. Reading falan filan. Belki düzeltirdim. Her yer fare, pislik, hiç unutmuyorum yani. Hastalık. Saraylı olurdum ama ben. Su yok. Sarayda da yok su. Evet. Sarayda da mı yok? Keşke olsaydım. Bir şeyleri düzeltmeyi seviyorum. Belki o dönemi de düzeltirdim. İlk Londra'da yayınlanan kanunlardan biri bu konu üzerinedir. Domuz ölülerinin ve dışkıların Tamiz Nehri'ne dökülmemesi yönünde bir yani domuz ölüleri derken domuz parçalarının falan. Kanun namına karar Atılmaması yönünde. Daha sonra bu kanun bayağı genişletildi. Çünkü yani kanallara dökülmemesi aslında. Çünkü kanal evet doğru. Tüm kanallar açılıyordu. Sen de çok iyi bilirsin. Nehre açılıyordu. Doğru. Dolayısıyla döktüğünüz her şey o tuğla örgü şeyler içerisinden nehre gidiyordu ve dayanılmaz bir koku. Özellikle Victoria dönemine yaklaştığımızda o sanayi devriminin getirdiği aşırı kömür kullanımı, sis, kokusu, domuz parçası kokusu, evet. insan dışkısı, domuz dışkısı, insan dışkısından daha
büyük problemdi. Ki biz mesela New York'ta Müjde, daha ilk Ford'te çıkmadan önce en büyük problemimiz, ben orada 2,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Daha sonra bir çok haksız bir şeyle, suçlamayla. Haksız değildi o. Şey, bana göre haksız. Vardır bir bildikleri. Haksız bir suçlamayla. Siz gerçek anlamda, ben çok iyi hatırlıyorum. Bugün Türkçe'de zina diyebileceğimiz bir pozisyonda basıldınız. Yani basılmadım, kafa açıktı. Ya tamam ya, basıldınız işte. Yani şimdi bakın. Ama öyle bir şey nasıl suç olur? Müjde, şurada anlaşalım. O yıllarda suçtu. Eğer bir kapı açıksa onun ardında yapılan şey gizli bir şey midir? Yani terbiye neyi gerektirir? Kapı açık bakmayacaksın. Kapıyı kapat kardeşim. Kapıyı kapatırsam ben felsefe okumuş insanım Sorbon'da, çıkamayız işin içinden. Ha, o konuya geliriz şimdi. Oraya girmeyelim yani, kapı açıksa ne olur, kapalıysa ne olur. Zaten biz çıkamadık o dönem. Azledildim ben. Evet. Azledilme gerekçem ana caddelerde biriken at dışkısı yığınlarının yeterince hızlı toplanamamasıydı. Evet. Ki topluyorduk. Bu kaçıncı yüzyıldaydı? Türkiye'den bahsetmiyoruz 19, değil mi? 19. yüzyılı başladı. New York'ta ben BD. Kısa bir dönem, 2,5 dönem. Hiçbir şey değişmemiş, yıllar geçmiş. Hiç, evet. Yani Türkiye'de BD başkanlığı yapacak kadar da şey değiliz artık. Yani bizim de bir, affedersiniz, bir kalitemiz var. Bir şey. Yani. Bir odurumuz, haysiyetimiz var. Ben çoluğuma... Hayır, böyle birden zaman algımı kaybettim de yüzyıllar çocuğuma, geçmiş, hiçbir şey değişmemiş. Türkiye'de BD başkanıydı babam dedirtir miyim ben ya? Nasıl bakarım? Evet, sanmıyorum seni öyle bir şey yapacağını. Öyle. Olmaz. Ben de muhatap olmam zaten. Yani açısından da bakmak. Yani bir kapı açıksa o kapının içinde, o kapının ardında işlenen cürüm. Cürüm müdür? Evet. Bence de öyle. Çünkü yani bir cürümün cürüm olma niteliğini... Ama böyle, hafifletir belki diye. Böyle konuşmalarda şey metnini hatırlayalım. Berger'in. Türkçesi neydi onun? O kadar çok. Görme şeyi. Ha, görme şeysi. Görme şeyleri. Görme şeysi. Tamam. Tabii özellikle ki, yani tabii ki kapının açık olduğunu söylemez. Yani eğer kapının deliğinden bakıp içeridekini görüyorsan der, içerideki de seni görüyordur der. Bu da, bu çok kuantum koktu bana. Olabilir. Ya ben böyle bir hevesle konuya girmek istiyorum ama hani eğleneyim mi yoksa ciddi mi dalayım, ona karar veremedim. Eğlenme kısmını seçmek istiyorum ben. Şaka yaptığımızı mı? Bizim burada boş konuştuğumuzu mu imal? Hayır. Boş yapıyorsunuz mu diyorsunuz? Aşk olsun. Yok, çok keyif alıyorum da. Yok, ben konuya neticede eğlenceyle cevap vermek istiyorum. O suç değildir. Haksızlık var orada. Teşekkür. Kapı açıksa açıktır. Müjde, teşekkür ederim. Biz zaten kapıyı niye açıktı diye sormuyoruz. Buradaki konu şu. O yıllarda zina suçtu. Sonra suç olmaktan çıktı galiba. O yüzden bu kadar rahatladı. Daha büyük suç. Ondan haberim yok. Çıkmadığından da. O yıllarda suç muydu abi? Suçtu. Çok suç işledin o zaman sen ya. Beni zaten kaç defa şey yaptılar. Evet. Siz hadım mı diyorsunuz ona? Hadım suçu şey cezası aldım. Hadım cezası aldım. Evet. Her seferinde şey yaptım. Bir yolunu buldum. Evet. Keşke denk gelseydim. Biliyorsunuz hani böyle bir şey başlatma hevesim var. Yani bir şeylere bir nokta koyalım. Hani böyle bir ayaklanalım hevesi geldi şimdi bana. Estağfurullah. Yavaş ayaklanın. Evet. Tansiyon oynadım. Benim tansiyonum şey oluyor. Bak, yavaşla hiçbir şey elde edemeyiz. Geçen gün oldu. Şöyle bir kalktım. Allah Allah. Yani böyle yavaş bir, yavaş yani kalk. Yavaş kalkma. Belli bir yaştan sonra özellikle yavaş kalkmak lazım. Tabii. Özellikle 45-48 yaştan sonra. 48, özellikle 48-49 bunlar
şey kardiyovasküler sistem açısından tabii da şey yapar yani. Evet, kan basıncımla da ilgisi var. Her zaman uyarılır, yerden yavaşça kalkılır, eğilirken de çömelerek eğilirler. Evet. Baş aşağı eğilmeyin. Evet. Demin öyle demiyordunuz ama. Evet. Bu benim için geçerli değil. Ben bir genetik üstü bir şey sergilediğim için bana uymuyor. İstisna kardiyeyi bozmaz. Ama genel için bunu söylüyoruz. Ben yine de çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Evet. Çok keyif aldım. Yani, ben de çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Keşke böyle uzun sürse de neyse ben dönüp sizi dinleyeceğim kaldığımız yerden. Bu arada bir şey söyleyeyim. Deminki kebaptaki şu Gaziantep'liler zarif insanlardır. Evet. Şey o Birecik. Birecik patlıcanıymış. Birecik patlıcanı. Yani ona patlıcan denmiyor yani. O kadar meşhur. Birecik. Birecik. Şimdi patlıcan türleri üzerine... Hani konuşmak istemiyorum burada bu ama yani beni zorluyorsun Müjde. Severim zorlamayı. Ama bizim orada yani temas etmek istediğimiz nokta patlıcanın öldürülme biçimleri. Evet. Bu görme yani bu John Berger'in görme biçimleriyle aynı seviyede bir şey bizim evet için yani. Yani çünkü her sebze çeşitli şekillerde öldürülebilir. Evet. Pişirme teknikleri dediğimiz şimdi mesela Amir'in sanıyorum 1956 baskısı galiba ilk baskısı pişirme teknikleri ve geri dönüşüm evet. İsimli bir kitabı yayınlanmıştı doğru Maarif yayınlarından doğru. Mesela anlaşılmadı ya o kitap anlaşılmadı ama bence de hiç anlaşılmadı. Bence yani hata geri dönüşüm kavramının bu kadar erken dile getirildi. Erken evet. Erkendi. Yani geri dönüşüm demeyecektim orada evet ben. Ve mutfak ahlakı diyecektim mesela. Mutfak ekonomisi falan diyecektim. O zaman şimdi belki bestseller'dı kitabı. Tabii. Belki de. Kim bilir. Kaçıncı yani patlıcanları yapmış öldürmüyor muyuz? Patlıcanları öldürüyoruz. Nasıl öldürdüğümüz önemli. Nasıl öldürdük? Bu sadece patlıcan için geçerli değil. Her şey için geçerli. Tabii. Biber de ölür çünkü. Evet, bir ironik oldu. Benim kötü bir huyum var. Ben gözümde canlandırılıyor. Her konuşmayı gözümde canlandırıyorum. Hani şimdi patlıcanı öldürme şekilleri geldi gözümün önüne. Benim de bundan 20-25 sene önce yaptığımız bir program geldi aklıma. Patlıcan üzerine konuşuyorduk. Daha sonra yanılmıyorsam Amir sen hanımefendiye mastürbasyon yapıyor musunuz diye sormuştun. Evet. Hanımefendi demişti ki bunun patlıcanla ne alakası var? Ya o yıllarda insanlar çok kabaydı yani. Bence de. Yani bir böyle cevap verilir mi bir soruya? Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Ne alakası var ayrıca? Patlıcanla mı? Evet. Şey, mastürbasyon mu? Yani o ikisinin yani ne alakası? Amir işte bu görme biçimi yani bu da. Şimdi bundan aşağı yukarı 10 yıl kadar önce Mısır'da kadınların pazarda seçerek havuç, patlıcan, kabak ve salatalık alması yasaklandı. İyi yapılmış bence. Ben de çok doğru buluyorum bunu. Mesela nasıl seçiyorlar acaba? Evet. Mesela şu patlıcanı aldı. Kadın seçecek şimdi patlıcanı. Evet. Aldı. Evet. Şöyle yapıyor. Ağzına doğru götürüp patlıcanı yaptı. Baktı ha bu iyiymiş dedi. Aldı. Öyle yapmıyordur. Ne yapıyordur? Yani bence bu bir seçme biçimi tabii. Senin dediğin de bir biçim yani. Allah göstermesin de yani yani bir kadının elinin patlıcana değmesi bile. Yok ben yarın manava gidip alışveriş edemeyeceğim. Gülmekten etmeyin. Etmeyin. Patlıcanı zaten aldı tamam. Daha anlaştı. Daha kibar bir şey söyleyeceğim. Aldı patlıcanı sağ eliyle tutuyor. Evet yetti bitti bu kadar. Sol avcunu şöyle açtı. Şöyle vurdu patlıcanı. Allah'tan patlıcanın türleri var. Mesela siyah kabuklusu var. Kırçıllı var. Ne o Birecik patlıcanı var. Çeşit Topan çeşit. Var. Çeşit çeşit bostan var. Var yani. Allah'tan var yani. Neyse, yüzden... lezzetli bir sebze. Sebzelerin şahı. Patlıcan. Sıfır kalori, bol nikotin. Evet. Ha. Ses yok.
soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Bas para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Derdinden kaybedenler kulübü burası. Değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydamlı. Yaklaşık bir saattir Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyoları'nda canlı yayındayız. Kaybedenler Kulübü'nün 2023-3 oldu nüshasını dinlemektesiniz. Çok önemli konular üzerine konuşuyoruz gerçekten. Belki biraz ağır geliyor olabilir. Yani evet, tabii saate göre bazen çok derinleşiyorsun evet. Çünkü Amir, sen yani ona engel olamadığının farkındayım. Yani patlıcanı mı söylüyorsunuz? Evet, bazen çok derinleşiyorsun yani. Patlıcanın kabuğundaki bileşiklerden sana ne yani, dinleyenlerimize ne? Haklısınız. Yani bu, yani bu kadar hani kabuğun içine girmeyelim bari. O kadar da değil diyorsunuz. O kadar da değil. Evet. Ama kabuk çok önemli bir şey. Yani mesela insan açısından da. Evet. Çok güzel bir lafınızı sakın unutmayın. Buyurunuz. Bir araya gireceğim. Buyurunuz. Bu, ben zaman zaman bunu söylüyorum. Şey tepki aldığım da oluyor. Sen de yani ama falan filan aldığım da oluyor. Şimdi biz kendi şeyimize, kabuğumuza evet. Deri deriz. Evet. Ama patlıcanın derisine kabuk deriz. Evet. Bu bizim dilimizle ilgili evet. Bir şey. Yani buna Avrupa'da iki senede kabuk derler. Kabuk. İnsan kabuğu. Hı. Yani skin'dir bu. Evet. Skin. Evet. Patlıcan söylerken de skin derler. Evet. Çok da yani kaba bir şey dil seçmişler ama evet. Kaba bir dil seçmişler. Skin ne demek yani şimdi? Skin yani işte. Evet, yani bilmeyen birisi. Mesela İngilizce bilmeyen birisi. Dolayısıyla kabuk çok önemli bir şeydir. Evet. Evet. Çünkü insanda da kabuk vardır. Evet. Yani benim mesela Fransa'da, Paris'te yaşadığım yıllarda Amir. Yani baktım sanat sepet işleri şey değil, para etmiyor. Çünkü yani öyle bir döneme denk gelmişim ki yani André Breton'lar tamam, yani işte Picasso, Paris'e de para etmiyorsa nerede edecek diyecektim. Moneler işte say bitmez yani evet, Marx evet. Einstein falan filan. Salomeler geçiyor böyle. Salomeler. Öyle, salona salona zaten yani. Kafelerde onlardan dolu evet, evet. Bizim sakallı her sabah o. Her sabah evet. Şey çöreği, ay çöreği, kahve. Sonra bir çavdar ekmeği alıp eve giderdi. Yani. Şeyde köşede Edith Piaf şarkı söylüyor. Hiç sorma. Zaten. O konuyu hiç açmadı. Yağmur altında. Hiç o konuyu hiç açmadı zaten. Dolayısıyla baktım yani ekmek yok yani şeyde sanat sepet işinde. Dedim psikiyatrist olayım bari. O yıllarda da daha hani daha yeni şey yapılıyor. Bu varoluşçuluk öncesi mi? Öncesi bu. Lacan makan daha yok yani daha Lacan babasının şeyinde hayalarında şey değil, vitamin değil yani. Sallanmıyor. Sallanmıyor. Evet.
Prelakan. Prelakan, Postflot. Ha, orası. Gibi bir dönemdeyim evet. Yani öyle. Ama Flot da daha tam post değil yani. Şey, canlı. Canlı yani, daha post olmamış. Dedim yani... En şey insandaki yani tabii sonuç itibariyle bizim de bir müşteri şeyimiz var. Bir müşteri ihtiyacı var yani. Para lazım. Para lazım. Evet, evet. Dedim yani en büyük insanın en büyük organı nedir dedim. Kafa. Yok, deri. Ay, en büyük dediğin. En büyük, büyük organ. Dediğiniz için. Evet. Şey, en geniş. Yani. Evet, anladım. Evet. Dolayısıyla da yani en... En çok müşteri de oradan gelir diye düşündüm. Şeyin arasında kaldım. Yani göz mü seçeyim, deri mi seçeyim, ama göz seçsem psikiyatrik alanda bir şeyi yok yani. Ya yani gözü psikiyatrik yöntemlerle göz tedavisi daha o kadar gelişmemişti o yıllarda. Anladım, o kadar derin. Anladım. Ama sonra da gelişmedi. Mesela bu enteresan bir konu. Orada kalmış. Orada kaldı. Yani bu bizim psikiyatri dediğimiz şeyin en büyük eksiklerinden biridir. Yani. Gözden psikiyatri göz şeyi. Şeysi yani yok. Yok yani böyle bir şey yok. Bakışla bilmem ne. Evet, yok evet. Yani. Ha, tamam hani şey o dönem çok modaydı, hipnoz falan filan. Çok eğlencesine hipnoz yapardık mesela arkadaşlarla. Akşam. Zevkine. Tabii parti, evet. Hipnoz partileri yapardık. Çok çay indirirdik orada. Çok ekmek yedik yani. Hipnoz partileri yapıp işte ruh çağırma şeyleri falan filan. Tabii, yani, ruh evet, gelmiş tabii. Ayakları. Çok yaptık onları da. Ama yani deri meselesi, kabuk meselesi. Dolayısıyla belki de insanı en yaralayan organlardan biri. Çünkü bir kere sınır. Bir de açık. Evet. Evet. Açık sınır. Ama sınır. Yani. Evet. Evet. Derinin dışı dış. İçi de iç. İçi de iç. Deri bütünlük. Yani derideki bir delik. Bütünlüğün evet, bozulması. Evet. Mesela özellikle çocuklarda ilk dikkatimi çekmişti bu. Mesela deride oluşan küçük bir yara için paniğe kapılır çocuklar. Tabii. İşte yara bandı takarlar, günlerce tabii. Çıkartmazlar onu iyileşmesine rağmen. Dolayısıyla bu bütünlüğün yaralanması meselesi, bütünlüğün zedelenmesi. Yani dünyaya karşı bütünlüğünü yitirme gibi durumlar. Orada bir tedavi yöntemi geliştirdim ben. İyi yapmışsınız. Elinize sağlık. Çok mersi. Şöyle yapardık. Mesela yatırırdık hatunu. Hatun derken? Ya, genellikle hanım müşteriler o yıllarda geldiği için. Spa gibi. Evet, spa gibi. Yatırırdık. Bir 36-37 derece civarında. Bir ısıtılmış bezlerle bir tek burnu açık kalacak şekilde tüm vücudunu kaplardık. Bu çok iyi gelirdi. Hem travma o yıllarda travma tedavisi, MDR meseleleri bu kadar gelişmemişti. O sonra yani 20. yüzyılın sonlarına doğru ilgilendiğim bir alan oldu benim kişisel olarak yani. bu aslında bir tür anne karnına dönüş, bir tür regrese olma hali. Yani mesela çocuğun çok tartışılmış bir şeydir. Kundak gibi. Evet, kundağa mı konulur bilmem. Hayır, kundağa o yüzden kundağa konulması gerekir çocuk. Yani rahat etsin diye. Yani. Evet. Dolayısıyla deri bu hakikaten böyle çok yabana atılacak bir şey değil. O yüzden de yani tabii ki patlıcanın derisi de önemli.
Charleston biberin şeyde kavrulduğundaki ince ince zarının kalkması işte yani Charleston'un derisi. O ızgarada ya kıtır olur. Tabii. Dişe dile gelmez ya da incecik zar soyulur. Dolayısıyla bunlar önemli ve hani şeye alınmayacak böyle hani böyle geçilmeyecek konular. Ama yani bu kadar derinlere inmeniz de doğru değil yani. Çünkü yani bu bir sonuç itibariyle bir şov yani. Kaybedenler kulübü dedi ne ki yani? Tabii bir şov. Bir şov yani. Üstelik yer yer içi boş bir şov da olabilir. Bence komple içi boş bir şov yani. Evet. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Bence yani kaybedenler kulübünün yaptığı en iyi şey boş. Boş yani, boş yapmak. Boş yapmak yani. Hoşuma gitti şu an mesela benim. Boş yapmak. Evet. Rahatlatıcı. Rahatladım. Rahatlatıcı bir şey. Rahatladım. Şey gerginliğim yok. İlla böyle içi dolu bir şey söyleyeceğim. Falan da filan oradan da. Oradan da bir mesaj vereceğim. Hı-hı. Oradan da bana diyecek. Vay be ulan. VT'ye bak neymişim laf söyledi falan diyecekler. Ve... Nafaka konusunda ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. Ama... Yani hiç nafaka verdin mi yani? Verdim. Tabii. Bence nafaka bugünkü Roma hukuku diyelim ya modern hukukta uygulandığı gibi süreli olmamalı. Bir kerelik bir şey olmalı. Tıpkı yapılan anlaşma nasıl bir kerelikse. Cezai koşul gibi. Neyse yani oturduk masaya bir şey konuşuyoruz. Ben diyorum ki tamam yollarımızı ayırıyoruz. Ben sana bunu veriyorum sen bana bunu veriyorsun. Konu kapanmalı. Nafaka'nın işte önümüzdeki 10 yıl bilmem ne sonradaki 15 senede bilmem ne gibi olması benim şeyime uymuyor. Yaşantıya bakışıma. Haklısın. Üç günlük dünya dediğimiz şeye uymuyor bence. Evet yani peki yani erkeklerin nafaka alması konusundaki şeyinde? Destekliyorum. Evet. Yani bence... Ya kardeşim bir şey söyleyeceğim. Ben defalarca mağdur oldum. Evet. Nafaka vermek zorunda mıyız biz ya? Ayrıca niye alamıyoruz? Evet. Niye alamıyoruz? Geçen gün oldu bana. Dedim sen nafaka al. Nafakamı ver dedim ya. Verdi mi? Verdi. İyi. Ama bir defalık verdi. Ben ona katılıyorum işte. Öyle olması lazım. Ya ben o anda çok iyi hissetmedim yani. Mesela bir daha her ay gidip istedim ondan sonra. Ya bir karşılıklı rıza olursa sorun yok. Nafaka konusunda. Tabii. Zaten öyle olması gerekmez. Bu bizim alan memnun, veren memnun şeyine giriyor tabii. İyi yani bu konudaki fikirlerin aydınlatıcı oldu. Ben çünkü güncel siyaseti de yakından takip eden bir insan olduğum için özellikle yeniden Huzur Partisi'nin nafaka konusundaki söylemleri biraz kafamı karıştırmıştı açıkçası. Ama ondan nafakadan mı bahsediyor, sadakadan mı bahsediyor onu da tam şey yapamadım yani. Şimdi birbirine benzer şeyler. Benzer şeyler yani. Benzer şeyler. Dil çok çabuk sürçebilir yani evet. Bu konularda. Ama siz şeyde rahat olun. Erkekler nafaka almalı bence. Bence erkekler nafaka alabilmeli. Alabilmeli. Her hak ediyorsun. Durum öyleyse evet tabii. Evet bir hak. Bir hak. Düşüyorsa erkekler nafaka. Gerçekten öyle. Yani şu anda mesela sana ayda 5000 lira nafaka gelse fena mı yani? 5? He. Her ay ama. Çok iyi olur be. Ha düzenli. Tabii. 5 oradan. 15 zaten eski eşimden geliyor. Yatırımların da var senin 3-5. Var. 7...
7000 şey erken emekliliğimden var. Şeyden mi? Sterlin mi? Sterlin. Şimdi EYT'den de bir 8,5 alsam. Yani. Oradan da şey. Herif işte şuradan indirsen. Şeyden. Buradan indirsem. He. İyi yap, sen yaşarsın ya. Yaşıyorum zaten. Yani bu PYT'lere şey olmaması çok benim zoruma gitti ya. Af. Evet. Ya düzenleme yani. Niye PYT düzenlemesi yapılmıyor? Yani mesela ben de yani mesela ben çok mağdurum yani. PYT'li ama mağdur olmak sana yakışıyor be. Çok teşekkür ederim. Böyle devam et. Öyle diyorlar. Şey öyle diyorlar. Çok ekmeğini yedim şey mağdur olmanın yani. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-3 ne oldu? Nusra Kadıköy Standart FM stüdyolarda sizlerle birlikteyiz. Değerli dostum, Mete olduk. Ben Kaan Çaydamlı. Hatta sizden iyi olmasın bir dinleyenimiz var. Kendisi İstanbul civarında Alper Çeker. Evet. Tanınır. Alper Bey. Evet efendim. Nasılsınız inşallah? Vallahi ben bu programı ilk defa dinliyorum. Ya iyi var. Bir anda böyle sizi yıllardır tanıyormuş hissine kapıldım. Allah Allah. Evet. Doğru, yani çok daha çok kadınlara geldi. Olur bu. Evet, ben de o dikkatimi çekti şimdi. Genelde kadınlara oluyor böyle şeyler ama. Evet, yani bu yıllardır tanıyormuş hissine kapılınca aramak istedim açıkçası. Yani iyi yaptınız, şey iyi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ben nereden geçtim. Arıyorsunuz? Mandalor, uzak bir yer, biraz taşra. Taşra. Mandalor. Evet. Güzel isim. Evet. Bir, yani bir coğrafya için, bir yer, bir toprak için çok güzel bir isim. Ama yani neyle başlayan, daha doğrusu neyle başlayan bütün isimlerde hem bir fantastik taraf hem de bir karanlık taraf var gibi geliyor bana. Yani his olarak yani. Biraz uzak yani, güneş patlaması olduğu zaman yayın kesilebilir. Yani o konuda yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz genel olarak? Hayatınız nasıl geçiyor? Evli misiniz? Şöyle, ben taşrada olduğum için taşra edebiyatı yapıyorum. Evet, ben bir derdimi paylaşmak için, sesimi duyurmak için sizi aradım. Efendim, ben burada bir hikaye kitabı yazdım. Bu kitabı yayınlamak için yayın evi sahibiyle yatmaya da hazırım. Fakat buna rağmen yayıncı bulamıyorum. Tabii
Ya cinsel tercihiniz hakkında bir şey yapmak bize düşmez burada. Yani yayın evi sahibi bayansa yani ben de hazırım. Yani kitap yazarım diyorsun yani gerekirse. Ya bir kitap yazmaya şu an başlayabilirim hemen. Dolayısıyla hani eğer sesinizden anladığım kadarıyla erkeksiniz. Evet evet. Doğru anlamışsın. Dolayısıyla cinsel tercihiniz eğer... Cinsel tercihim şöyle. Ben macu seks üzerine yani macu seksi savunuyorum. O nasıl bir şey? Komünist mi? Komünist. Yani sen yıllar önce bir sahafta bulduğum bir kitaptan yani... Öğrendim diyorsun. Kitaptan öğrendiniz yani seksi. Evet evet. Resimli bir kitap. Oradan çok etkilendim. O günden beri bunu savunuyorum. Şimdi tabii seks özellikle Uzak Doğu'da iki ekol var. Bir Mao'cu seks, bir de Tao'cu seks. Mao'cu seks daha eşitlikçi, daha paylaşımcı fakat daha sert bir şeydir, tarzdır. Bildiğimden değil. Siz de duyduklarınızdan anlatıyorsunuz. Evet. Tao'cu seks ise daha çok has peşinde koşmak, bütünleşmek falan filan gibi ki anladığım kadarıyla sizin böyle bir derdiniz yok yani. Yok yok efendim yani yani herhangi bir derdim yok öyle değil. Çünkü o zaman niye yazıyorsunuz ki? Yani o evet anlatılacak dile getirilecek bir şey değil. O bir içgüdüsel bir şey yani hayvanların avlanması gibi yani bilmeden yaptığın bir şey niye yaptığını bilmiyorsun. Bilim de açıklayamıyor bunu anladığım kadarıyla. Anladım. Siz kadın düşmanı mısınız? Kadın, bu çok zor bir soru. Yani zaman zaman, dönem dönem kadınları çok seviyorum, evet. Evet. Bu bir düşmanlık biçimi tabii. Zaman zaman sevmek bir düşmanlık biçimi. Yani, yani burada sizin şeyinizle biz de linç yemeyelim diye. Tabii tabii biz özellikle kendi şeyimizin derdindeyiz. Yani. Yoksa siz bir bunda değilsiniz de. Onu baştan konuşalım da sonra işte efendim Kahvehaneler Kulübü zaten boş konuşuyorlar. Bir de, hem de kadın düşmanı. Bir de kadın düşmanı falan. Denmesin. Tek kaygımız o zaten yani. Yani evet. Şimdi Alper Beyciğim. Buyurun efendim. Yani çok teşekkür ederiz. Bizi aradığınız için de katıldınız, renk kattınız. Yani ben... eleştirilere bence kulak asmayın. Çok etkilendim ben. İlk defa dinliyorum bu programı. Bundan sonra da yani her perşembe dinleyeceğim. Yani perşembe dinlemenizde fayda var tabii. Tabii çok. Daha light, evet. Light oluyor. Light oluyor perşembe. Evet. Yani çok etkilendim öyle diyeyim. Vallahi gerçekten ben de çok etkilendim şu an. Zaman şeyi farklı olabilir o bölgede, taşrada. İki gün geriden de geliyor olabilir. İleriden de gidiyor olabilir. Mesafeden dolayı. Önden de gidiyor olabilir. Çünkü zaman göreceli bir şey yani benim okuduğum kadarıyla. Bir dağın tepesiyle bir denizin kenarında aynı hızla akmıyor zaman. Yani ben bunu ilk okuduğumda hadi lan demiştim. Sonra deneyeyim ben bunu dedim. Hakikaten öyle. Ya bir insanı sahilde kucaklamakla dağın tepesinde kucaklamak arasında ciddi fark vardır. Fark var. Bunu yaşayan bilir. Öyle söyleyeyim şimdi ben yani, bilirim demeyeceğim. Estağfurullah. Yaşayan bilir. Gerçekten de güzel konuştunuz. Evet, çok mersi. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Bir, yani size uygun bir yayıncı bulduğumuzda hani yatabileceğiniz cinsel münasebet. Bu yazdığınız hikaye kitabı öykü müydü konu? Öykü efendim, evet. Öykü. Nafaka şeyli mi? Yani her öykünün değişik bir, kendine özgü bir konusu var. Yani şeyle karıştırma. Yani nafaka, falaka, sadaka. Kaşağı. Bunlar ben hep, kaşağıyla karıştırdım. Bunlar hep karışıyor çünkü evet, yani. Tamam. Bunlar da karışıyor. Evet. Taşra evet. Edebiyatı deyince tabii evet. İster istemez. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki perşembe tekrar görüşelim. Her perşembe dinleyeceğim. Her perşembe efendim. Şey yapmayın yani. Aramaktan vazgeçmeyin. Bol şans. Teşekkür. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendini...
kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk bugün programın en başında da sözünü ettiğimiz gibi türlü derinlikte yer yer sığ konulardan bahsettik. Boş. Boş konuştuk. Genellikle boş konuştuk. Ki ben çok severim. Boş konuşmayı, boş konuş, dolu konuşuyormuş gibi boş konuşmayı daha çok yani severim. Ama eğer bu konuyu konuşmuştuk zaten, yani eğer dolu değilsen boş konuşamazsın. Evet. En son nafakadan. Yok, sadakadan. Sadakadan bahsettik. Acaba sadaka sadıktan, nafaka nifaktan mı geliyor? Sorusunu sorduk. Diye şey yaptık, evet, kendi evet, kendimize. Ya da sormaya hazırlandık. İnsan derisinden ve sebze derisinden bahsettik. Bunların bir tanesine deri, bir tanesine kabuk demenin tuhaflığından yola çıktık. Ki bence çok tuhaf. Aynı dilde iki ayrı anlamda kullanılıyor olmasını söylüyorum sadece. Evet. Çünkü İnsan derisine de hayvan derisine de deri diyoruz. Hı. Halbuki bir tanesi deri ya da bir tanesi deri ise deri post. Hı. Ya da ne diyelim ona, kürk. Hı. Post kreodyen ve pre-lakanik yaklaşımlarla deri meselesi üzerine biraz derinleştik. Çünkü yani konu deri olunca derinleşmemek de biraz boş yapmak gibi olacak olsun. Çok öyle oldu bence. Bence çok iyi oldu. Gerek kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak, gerek kişisel olmayan deneyimlerimizden yola çıkarak bir ışık tutmaya çalıştık açıkçası. Tabii ışık tutmak öyle kolay bir şey olmuyor. Hı. Yani şimdi buradan bunu da söylememiz lazım. Biz sonuçta biz de insanız. Evet. Bizim de bir annemiz babamız var. Estağfurullah. Benim vardı açıkçası. Bu arada başın sağ olsun. Çok teşekkür. Dostlar sağ olsun. Gerçekten hani bunu samimi söylüyorum. Yani bir kere boş konuşma hakkımız var. Şüphesiz. Kim ne diyebilir? Yani asıl sorarsanız evet, genelde bir samimiyetten bahsettik. Bütün bir buçuk saat boyunca en azından böyle durmaya çalıştık diyelim. Dilara, size iyi akşamlar ya da iyi geceler dileyelim. Nasılsınız? İyi akşamlar. Nasılım? İyi diyemem, kötü diyemem. En kötüsü yani. Arada mısınız yani böyle? İyi diyelim o zaman. Her zaman yaptığımız gibi.
Demeyelim ya. Niye iyi diyelim ya? İyi değilsek niye iyi diyelim? Evet, iyi diyelim. Evet. Niye iyi demeyelim? Ha, iyi değilsek niye iyi diyelim? Diyelim. İyi diyelim. Yani şöyle. O zaman iyi diyelim. Akşam arkadaşımlaydım. Bu genel olarak hissizlik üzerine konuşuyorduk. Ne üzerine? Oradan hissetmemek. Ha, hissizlik hali. Aynen. Evet. Aynen. Dilara, siz çaydanlığının bölgesinden Kıbrıslı falan mısınız? Hayır, Sakarya'dayım. Neden öyle söylediniz? Ne bileyim, böyle hafif kayıyordu şeyiniz. Aksan. Aksan kayıyor Kıbrıs'a doğru. Yok, aslında kaymadı. Bana mı öyle geldi? Bir şey var ama tam değil tabii. Yok, aslında bir aksanım yok ama bilmiyorum dışarıdan. Nasıl? Belki bize öyle gelmişti. Sakarya'da ne oluyorsun? Ben de herkese dışarıdan kalıyorum be. Abi senin şeyin öyle yani, yaş itibarıyla bir kere yani bunu artık kabullenmen lazım. Kabul ediyorum şu an. Kabul etmem lazım. Ne yapıyorsun Sakarya'da? Çalışıyorum. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Sakaryalısın yani. Aa, çok iyiymiş. Sakaryalıyım. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyorum özel sektörde. Mühendisim. Ha, mühendislik yapıyorsunuz. Sakarya mesela enteresan bir bölge. Mesela çok iyi müzisyenler var Sakarya'da. Benim tanıdığım. Çok enteresan adamlar var. Jeff Beck falan gibi mi? Jeff Beck, White vardı bir tane. Sonra Sakaryalı'dır o da. Kim? Johnny White mi? Tom Jones muydu yoksa? Johnny Winter. Johnny Winter olabilir. Johnny Winter olabilir. Sakaryalı. Tom Jones Bolulu. Yani yakın işte. Evet. Yani o bölge yani. Evet, o evet, aynı bölge. Yani evet, toprak evet. Aynı. Şey yani. Kastamonu. Kastamonu. Şey var. Çorum. Cliff Richard. Çorum. Çorum. Nick Cave Çorumludur. Nick Cave annesi Çorumlu. Ha, öyle kendisi mi? Kendisi Bağdatlı. Evet. Caddeden mi yani? Caddeden. Şeyde Erenköy'de şeyde oturuyorlardı. Bu hani şey vardı, İngilizce kursu vardı bir tane eski. Batı dilleri. Ya Batı dillerinin karşısında. Selami hazır, Çeşme. Selami Çeşme. Beyaz fırından çok şey yemiştir o zaman. E tabii. Karaköy poğaçası. Tabii. Sesinden belli zaten. Tabii. Evet. Paul Simon var. Şeyli. İç Anadolu. Sen söyle. Kırşehirli. Kırşehir. Kayseri değil miydi ya? Kayseri. Ha, yok, Art Garfunkel şeyli Kayseri. Art Garfunkel şeyli Kayseri'nin. Kayseri. Bu annesi Gürcü. Gürcü. Hatta yani Nevşehir bile sayılabilir yani o. Peribacalığın oradan. Başkan var bizim Artvinli. Artvinli. Hopa. Hopa. Başkan var. Şey var. Neydi onun adı? Şeyi söyleyen. Necati Tüfenk var ya. Necati Tüfenk var. Şeyli. Sapancalı. Sapanca. Hı? Cenk Taner var. Cenk Taner var. Değirmen Dereli. Tabii tabii. Ha, bak. Geldin yavaş yavaş. Ha. Şey var. O Gimme Hop Joanna'yı söyleyen Eddie Grant var. Şeyli. Jamaikalı. Jamaikalı. Miles Cyrus var şeyli, Ankaralı. Evet. Polatlı o. Evet. Evet. Babası Polat'tı. Evet. Dua Lipa. Evet. Dua Lipa. Bilecikli. Yok, Antalya. O Antalya mı? Baba tarafından Bilecik olabilir. Dua Lipa duymuş. Ama şey çekmiş ya. Yani. Anne tarafına çekmiş kız. Siz kime benziyorsunuz Dilara? Anne mi baba mı?
Ben anneye benziyorum daha çok. Güzelsiniz yani. Yani güzel olarak tanımlayamam kendimi, bilmiyorum. Ben mesela bunu anlayamıyorum. Sordur. Neden? Yani çünkü benim bildiğim yani şeyde de öyledir ya, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de. Hı hı. Dünyanın en çirkin cadısı biri aynaya baktığında kendini güzel görür. Hı. Bu bir şey, bir çetrefilli bir durum tabii. Yani bence biraz ruh hali, Dilara'nın şu anki ruh haliyle ilgili bu. Çok arada kalmış olması. Sıkılıyor musun Sakarya'da Dilara? Ya aslında sıkılmıyorum. Fakat bu aralar... Yani erkek arkadaşın var mı mesela? Yani seks hayatın nasıl? Erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım yok. O durumlarda... Seks hayatın da yok. Pek iç açıcı değil açıkçası. İç açıcı değil. Peki iç kapatıcı mı? Bazı noktalarda evet. Evet. Sağ ol. Zor be Dilara. Yani hakikaten ya. Böyle yani... Karanlık bir şey sunuyorsun bize yani. Evet. Ne yapabiliriz senin için? Yoksa telefonumun ışığı... Demiyorum bu... Işığını yani, açacağım. Hissetmemek durumu. Hissedememek. Hissizlik hali değil mi? Cavit ne yapıyor ya? Hissizlik Cavit. Yani siz... Mimarlık yapıyor, ne yapacak? Seni Cavit'le tanıştıralım bize. Evli ama. Olsun. Çocuğu da var, hazır. Evet. Aslında şey olursunuz ha. Çok... Seks yapmak zorunda değiller ya. Cavit zaten seks yapmıyor ki. Hissiz çünkü adam zaten. Yani. Hissizlik hali yani adamın şeyi öyle. Ama yani iki hissiz yan yana gelirse çok... Ha şey olabilir diyorsun. Ters olabilir. Dilara kaç yaşındasınız? Şu an 29'um. Yani aslında zor bir yaş. Yalnız olmak için zor bir yaş. Ya yalnızlığı tanımlamak lazım. Yani baktığımda aslında herkes yalnız. Evet. Çoğu kişi aynı şeyi yaşıyor ama bir şekilde kendilerini kandırıp bir tatmin etme durumları var kendilerine ama o da yok yani. Yani herkes rasyonalize etmek zorunda bir biçimde. Çünkü zaten yaşam yalnızlığın ta kendisi ya. Çünkü bir derin var ve o derinin içindesin. Tek başınasın. O derinin dışında kalan her şey dış. Yabancı. Belki de o yüzden seks yapıyoruz yani. Hani o hissi. Bence evet. Yani bir ortada bir cinayet olmadan yalnızlıktan, yani adına cinayet denmeyen adam öldürmenin yalnızlıktan kurtulma hali. Seks değil mi? Seks. Yani suç olmayan katliam gibi. Katliam gibi. Ben zaten seksi çok şey buluyorum. Yani. Bu kadar tabu olmasının sebebi de bu olabilir. Hijyenik bulmuyorum zaten. Ya bence de yeterinden fazla ıslak bir şey. Evet. Aşırı hoşlanmıyorum diyelim. Yani geçen gün oldu mesela. Ne yapsaydım? Ya dedim yani hani hakikaten yani tamam dedim yani, ha yani ne yapayım? Yoksa şuradan şuraya gitmem yani. Zaten evet. Bence bir yere gitmemişsindir. Yok gidelim ya baba. Affedersin. Estağfurullah. Allah uzun ömür versin. Hiç öyle gözükmüyor ama şimdi şöyle bir baktım. Allah'tan ölmüyorsun sen. Evet. Ölümsüz olmayı ister miydin Dilara? Ölümsüz olmayı istemezdim. Ama ölmek de istemezsin ama değil mi?
Bazen merak ediyorum. Ölmek nasıl bir şey olurdu? Bence merak edecek bir tarafı yok, onu söyleyeyim. Yani merak... Ölerek merakını tatmin edemezsin yani. Peki bu yaşadığımız hayat nereye gidecek ya da... Peki şimdi bir saniye, az önce konuştuğumuz yere geldik. Yani ölerek merak edem, yani merakını gideremezsinin karşılığını insanoğlu az önce bizim cinayete benzettiğimiz sekste bulmuştur. Çok ölmek istiyorsan, buna şimdi çoluk çocuk dinliyor, aile var. Şey yapabilirsin. Ha. Yani bunlar ha, o bana bir tatmin vermiyor açıkçası. Evet, ondan bahsediyoruz zaten. Ne yani bir şey diyemiyoruz sana ya Dilara, yani bir şöyle bir ben çöktük ya vallahi. Ben şu an... ya hissizlik de böyle bir şey yani işte. Biraz bulaşıcı, biraz şey. Yani. Böyle kar yağan bir yere gidelim. Hı-hı. Senle şimdi arabaya atlayıp sonra karlarda biraz yuvarlanalım. Bir şey yapalım diyoruz. Bir şey değsin tenimize yani. Sonra da oturup biz buraya niye geldik deyip iki saniye oturup sonra geri döneriz. Gerede yakın, Gerede olabilir. Evet. Yani Bolu şeyleri. Evet, evet. Bolu'dan biraz yukarı doğru. Geçen gün biz gittik. Geçerken kar yağıyordu. -2 dereceydi. Dedim bu ne ya dedim. Yarım saat sonra 15 dereceydi. Bu ne ya dedim. Ya. Ya. Dilara teşekkür ediyoruz. Bizi aradığın için. Ve tekrar görüşelim derim ben. Tekrar görüşelim. Haberdar et bizi bu hissizlik. Ya, evet. Senin hissizlik durumunu takip etmek istiyorum. Çok hoş değil yani, evet. Ya modunuzu düşürdüysem kusura bakmayın ama ben de genel bir durum bu hani. Yok. Arkadaşlarla da oturduğumuzda bir aslında... bakalım, bir bakalım sana. Ya bir bakalım yani bir şey yapabiliyor muyuz, nasıl şey yapacağız dolayısıyla. Yani aileler dinliyorsa tabii biraz zor olur buna bakmamız ama. Yani çok fark edeceğini sanmıyorum aileler. İşte herkesin aile, benim de ailem var. Mesela benim babam, annem babam dinlemiyor, o yüzden rahat. Yani işte. Peki Dilara, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Eyvallah. Geceler. Eyvallah. Görücü. Zor. İçimden müjdeyi aramak geldi. Şimdi müjdeyi tekrar arasak koyuyorum. Sen 1,5 saat konuşsam ben müjdeyle daha mutlu bir insan olarak ailemin yanına dönebilirim. Dönebiliriz. Güle oynaya. Sol ayağımda bir sakatlık var. Ona rağmen sekmeden yürüyebilirim mesela. Bu enteresan bir şey işte. Evet. İyi bir şey yani. İyi bir şey. O zaman değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-3 Noğlu Nüsa'yı dinlediniz. Kaybedenler Kulübü burası. Kadıköy Merkez, Standart FM Merkez stüdyolarda canlı yayındaydık. Kaybedenler Kulübü'nü her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine, hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarında. İnanın kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar ama bir üzerimize bir hissizlik hali çöktü. Dolayısıyla hepinize değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma iyi geceler dilemek isteriz. Tabii. Eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşça. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek.
benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.